Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğlumun odasını temizleyeceğim. Dün akşam hastalandı ve kustu oğlum. O yüzden burada o kustuktan dolayı sarı bir leke oluştu. Sildim ama bu leke böyle su lekesiyle birlikte sapsarı kaldı. O yüzden bakalım bu leke üzerinde doğal bir temizlik yapacağım. Nasıl olacak görelim. Arkadaşlar şimdi bulaşık makinesi parlatıcısı var elimde. Herhangi bir marka olabilir, sorun değil. Ben bunu çok ucuza aldım, o yüzden bunu kullanıyorum. Üzerine dökeceğim lekenin tamamı. Bu şekilde ıslanacak ama mecburen güneşte daha sonra kurutacağız. Daha sonra şöyle bir bezle görebiliyor musunuz? Şu kısma bakın. Anında parlatmaya başladı. Bu sefer yatağın geri kalan kısmı daha kirli gözükmeye başladı. Şimdi şu dökmediğim yerleri de dökeyim. Şöyle. Aynı zamanda video çektiğim için biraz zorlanıyorum temizlemekte. Şöyle güzelce parlat. Arkadaşlar hiç gerek yok yıkatmaya vermeye. İnanın bana çok güzel parlattı. Görüyor musunuz? Harika bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar yatağın içine de girmiş olabileceği için kirin biraz böyle karbonat. Demin daha önce de göstermiştim ama böyle temizlik için kullandığım bir karbonatım var. Çok amaçlı karbonat. Bunu gıda maddesi olarak kullanmıyoruz. Sadece temizliklerde. Şöyle ekiyorum. Nemliyken. Aynı zamanda oranın mikrobunu. Ben bu yöntemle bütün yatağı silmeyi düşünüyorum. Çünkü sildiğim yer parlak kaldı. Diğer yerler daha sarı kaldı. Kim bilir kaç yıllık şey. Bu şekilde her yerine yapıyorum. Daha sonra şöyle dağıtıyorum karbonatı. Bence inanılmaz bir sonuç oldu. Demin sapsarıydı, siz de gördünüz. Şimdi şöyle bir durum var. Kustuğu için yediği yemeklerin yağları da vardı muhtemelen ve o da gayet kirlendirdi yatağı. O yüzden karbonatla da mikrobundan da arındırmış olduk. Şimdi bu yatağı ne yapacağım? Dışarıda çok güzel bir güneş var. Balkonuma götüreceğim ve orada yatağı kurutacağım arkadaşlar. Güneşte gördükten sonra yatak iyice hem kabaracak hem de daha temiz olacak. Güneşte bekledikten sonra hem havalanmış olacak tamamen. Ben yatağımı şimdi tamamen silmek istiyorum. Bu size göstermiş olduğum yöntemle. Daha sonra da duru bir bezle sileceğiz. Temiz bir bezle sileceğiz. Ondan sonra da güneşte havalandıracağız. Arkadaşlar bu tarz videolar için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Destek olursanız bana ve sizin de önerileriniz varsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.